3 Eylül 2018'de Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necda Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Haklarını helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal. Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili dava süreci geçtiğimiz günlerde sonlandı. Karar cuma günü açıklanmıştı. Büyükşen çiftinin çocukları sürece ilişkin cinayetin yaşandığı evde açıklama yaptı. Babam buradaydı, annem de oradaydı. Dava sürecinde ortaya çıkan gerçekler çok acıydı. Katilin adresi karıştırarak Büyükşen çiftinin evine girdiği ortaya çıkmıştı. 2018 Eylül ayında annem ve babam bu gördüğünüz evde hunharca katledildiler. Bu 4,5-5 yıllık süreç içerisinde çok büyük belirsizlik yaşadık, sıkıntılar çektik. Fakat cuma günü son celsede, karar celsesinde suçlulara sabit görülerek gereken cezaya çarptırıldılar. Geç de olsa adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz. Anneme babamı geri getirmeyecek belki ama bu saatten sonra artık biz sadece hani yasımızı tutacağız. 28 klasör, 7500 sayfadan oluşan bir dosyanın içerisinde her şey çok titizlikle araştırılmış ve dosya bu şekilde aydınlatılmış. Dosyanın içeriğini bilmeyenler, okumayanlar, bu dosyayla ilgili ekrandan gördükleriyle ilgili yorum yapmalarını hani doğal karşılamakla birlikte biraz daha anne ve babasını kaybeden insanlara karşı empati yapmalarını istiyorum ben. Medya bu olaya büyük ilgi gösteriyordu. Büşra Büyükşen bu konuya da değindi, Müge Anlı'ya gönderme yaptı. Tabii ki dört duvar arasında oturduğu yerden başkalarının topladığı bilgilerle her şeye hakim olduğunu sanan insandan teşekkür etmiyorum. Müge Anlı'dan bahsediyorum. Neden teşekkür etmiyorum diyorum. Çünkü yardımcısı benden Müge Anlı'ya teşekkür etmeme dair bir video, bir röportaj paylaşmamı istedi. Ama ekran önünde de bu olay böyle olmaz şeklinde bir algı oluşturdu. Yani inanmıyorum demeye getirdi. Madem inanmıyorsun neden benden teşekkür videosu istiyorsun? Büyükşen çiftinin diğer oğlu Uğur Büyükşen de olayın aydınlatılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Topluma beni katil olarak gösterdiler. Annemin babamın acısını, yani yasını yaşayamadım. Ama çok şükür ki katiller bulundu. Cezası, gereken cezayı aldılar. Türk devletin askeri, jandarması, polisi, savcısı, hani işin içinde bu olayı ortaya çıkaran herkesten teşekkür ediyorum. Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İddianamede sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Beşdemir ve Esra Taş'ın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme suçundan iki kez 20 yıla kadar hapse istenmişti.